Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz selamlaşmanın önemi, fazileti. Selam vermek sünnet, alması ise farzdır. Sünnet olduğu halde selam vermesi, selam vermek almaktan daha da faziletli, sevap daha fazla. Bir konu dinde eğer farz ise mutlaka hakkında bir ayet-i kerime vardır, delil vardır. Mevlam buyuruyor bizlere Nisa 86'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huyyitum bitahiyyetin. Ve izâ huyyitum bitahiyyetin. Size selam verildiği zaman, hatta selam vermek ile verildiği zaman, burada tahiyye geliyor selam yerine. İslam öncesi Araplar birbirlerine öyle selam verirdi. Hayyakallah derlerdi. Hayyakallah, Allah ömürler versin, uzun ömür versin anlamına geliyordu. İslam bunu kaldırdı. Çünkü uzun ömür dilemek de aslında o kadar makbul değil, uzun ömür dilemek de böyle. Eğer ömür hayırlı olmazsa, onda selamet olmazsa, uzun ömür insana cefadır. Hem yaşlıya, hem bakanlara. Bu işin İstanbul yerine selam getirdi. Burada Mevlam size selam verildiği zaman buyuruyor. Yani selam verin buyurmuyor. Eğer selam verin buyursaydı işimiz zordu muhtemelen. Çünkü fazla olacaktı. Ne yapacağız? Yoğun yerlerde, büyük kasap şehirlerde her gün selam, 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 selam. Mesela yürüyemez insan böyle. Bunun için Mevlam buyurdu. Size selam verildiği zaman. İslam'da güçlük yok. Bu anlamda geliyor. Yani İslam'ın her kuralı, hükmü uygulanabilir. Mevlam buyuruyor. Selam verildiği zaman. Fahayyû. Bu da fe, fe'yi takibi deniyor buna. Hemen size selamına karşılık verin. Yani alın selamını, karşılık verin. Selam verildiği zaman bir kimseye hemen aldırmaz. Boş verir, geçe durur da sonra aleyküm selam derse bu selam almak farz olduğu için ertelediği için günah da var muhteremler. Hatta elden selam bile gelse, sana filan selam söyledi, hem olması gerekiyor. Nasıl, iyi mi filan, ondan sormadan olması gerekiyor. Yani telefon da olsun, mektup da olsun, elden olsun, hem almak gerekiyor bunları. Bir de selam gönderildiği zaman, yani filana selam söyledi deyince, o kişi dilerse bunu üzerine almaz. Unuturum der, ihmal ederim der, almayabilir. Ama peki diye bunu selamı kabul etti mi, bunu yine ulaştırması ona vacip oluyor muhtemelen. Vacip oluyor böyle. Mevlam buyuruyor, siz selam verildiği zaman fehayyu, hem alın selamını, bir ahsene minha, o verilen selamdan daha iyisiyle, güzel alın selamını. Daha iyisiyle alın selamını. Ev, rudduha veya aynısını geri çevirin. Aynısıyla alın selamı. Nasıl oluyor tabi bu iş? Biri selam verdi. Esselamu aleyküm. Mutlaka alırken vav lazım. Vav atife deniyor buna. Vav.
Yani V harfi lazım böyle. Esselamu aleyküm ve aleykümselam gereği böyle. Esselamu aleyküm ve aleykümselam. İki çeşit selam alınır, verilir. Biri tenvin deniyor. Selamün aleyküm diye. Selamün. Bunda tenvin. İki ötürü vardır bunda. Böyle verilir. Selamun aleyküm. Veyahut da esselamu denir. Bunda tenvin olmaz. Buna tek ötürü olur. Esselamü ü. Son neye gelmiyor sonra bu? Latince olarak. Esselamu aleyküm. Veyahut da selamün. Burada bak sonra ne geliyor? Temin var. Denir bu şekilde. Şimdi eğer vavsız olursa Esselamu aleyküm, aleyküm selam. Selam sana olsun, sana olsun böyle. Arada kalıyor selam. Ne olacak? Ve aleyküm selam sana da olsun. Yani selamı kabul ettim. Selam duadır. Hem Esma-i Hüsna'dandır böyle. Zikirdir aynı zamanda. En büyük dua selamdır. En büyük dua selamdır. Bunun için Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Allah'ın selamı sana da olsun. Yani bana olsun, sana olsun demek oluyor. Bu nedir? Bu Erruddu'ya giriyor bu. Aynı misli vermek böylece. Nedir daha güzeli? Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah'a berekat ilave etmek daha güzeli olmuş muhtemelen böyle. İlk selamı insan olarak kim verdi? İlk yeryüzünde selamı. Hadis-i Şerif, bu arada Müslüman Hadis-i Şerif, Hülyarsam Hazretleri, Demhak Adem'e kale. Allah Celle Celaluhu Mevlamız, Adem babamızı yarattığı zaman, kale buyuruyor Adem Aleyhisselam'a, İzzet fesil ala ilayke nefe minel melaiketi yürüsün. Mevlam Adem babamızı yarattı, ruh verildi. Tabii Allah katında yaratmak çok kolay tabii Allah katında. Haşa Allah dilerse yorulmaz muhtemelen böyle. Yani bir Adem'i yaratmak, bir alemi yaratmak, yeri göğü yaratmak Allah katında hiç zerre yaratmak kadar kolay değil Mevla katında böylece. Adem babamız Mekke'ye Taif arasında toprağı dünyadan suyu cennetten bakmadı. Toprağın dünyadan, melekler Allah toprağın dünyadan, her tarafta alındı toprağa, bir dünya her tarafta alındı toprağa. Yani elementler alındı bunlar. Bu cennet suyuyla yoruldu. İnsanın özelliği işte buradan kaynaklanıyor. Yani suyuyla yoruldu. Üç tane kırk üzerinden geçti. Mekke-Tayyip arasında Mevlam ruh üfledi buna böyle, böyle. Ruh, hayat, sır. Bu Allah'a ahdi, bu sır ama böyle. Nedir hayat? Bilmiyor böyle. Hala bilim bunu çözemiyor. İşte dokuya iniyor, hücreye iniyor, hücrenin içine giriyor, çekirdeğine giriyor, kromozoma giriyor, DNA'lara giriyor, genlere giriyor, araştırıyor. Bunların temel yapısı, proteinler, şunlara, bunlar giriyor, giriyor. Hayat ne? Yok, duruyor muhtemelenler. Neden? Hayat ilahi sır. Bu çözülemeyecek böyle. Mevlam hayat verdi buna. Melekler tabi secde etti, yani saygı yaptı. Buyurdu Mevlam, ya Adem, kalk ayağa. Kalktı, uzun boylu ama. 60 arşındı, zira yani böyle. Adem ama zirayla ama böyle. Çok uzun boy, yürüyor böyle. Yürüyor, evet. Uzun boylu ayağa kalktı. Buyurdu Mevlam, Adem git. Bak karşıda melekler var. Oturuyor melekler. Cülülsün. Oturuyor melekler. Onlara selam ver. Bak nasıl sana karşılık verecekler. Bu senin ve neslinin selamı bu olacak buyurdu Mevlam böyle. İlk selam. Fekale esselamu aleyküm.
Adem Aleyhisselam gitti meleklerin yanına, selam verdi. Ne dedi? Esselamu aleyküm diyor. İlk selam veren bana. Esselamu aleyküm. Burada esselam asıl kelime budur evvela. Yani selam, selamet dileme. Dünya ahirete kapsayan bir selamet ama. Dünyada, kabirde, mahşerde, sıraptı hepsini kapsayan bir selamet böyle. Yani dünyada sağlık, sıhhat, esenlik, mutluluk, huzur, iman kuvveti, maneviyat, ilim, irfan, ahlak, güzel ahlaklar. Her türlü afat edene korunma, ürk imanlı ölme, karazabından korunma hepsini kapsıyor. Bir selam kelimesi de böylece. Aleyküm de, burada küm de zamirdir. Bu adilin meful zamiri. Bir fail zamiri vardır. Ente, entüm bunlar fail zamiri. Yani sen yaptın bu iş anlamında. Küm de meful zamiri. Burada küm çoğul olarak geliyor. Siz anlamına geliyor. Onlara selam ve Adem babamız. Allah'a selam size olsun. Fekalu dedi ki melekler selamı aleyke ve rahmetullah derler. Meleklerin böyle aldı selam almaları. Esselamu aleyke. Aleyke tekil, sen anlamına geliyor. Küm siz çoğulmuş oluyor orada. Neden? Tek insan evrende Adem babamız var muhtemelen böyle. Tek insan evrende. Daha Hazaba yaratılmadı, eşi yaratılmadı. Burada ilave ettiler melekler ve rahmetullah ilave ettiler bunlara böyle şey. Ya bu nedir? Daha güzeliyle karşılık vermek. Peki selamın daha güzel olunca sevabı fark ediyor mu? Edirecülen hadis-i şerif Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nisa'yı. Yani çok sahih, büyük bir hadis-i şerif bunlar. Bir kimse geldi. İlnevs Aleyhisselam Peygamber oturuyor mescitte. Yanında eshab-ı kiramı. Tabi sohbet yapılıyor orada mescitte. Sohbet yapıyorlar böyle. Yani gerçekten sahabe-i kiram hazretleri Allah hepsine razı olsun muhteremler. En mutlu insanlar böyle. Peygamberlerden sonra en mutlu insanlar. Bir Hatim-i Enbiya'nın yanında yetişiyorlar. Onun eğitiminde, gözetiminde yetişiyorlar. Terbiyesinde yetişiyorlar. Ondan fışkıran feyiz, nur. Onunla yetişiyorlar. Oturup sohbet ederler. Bir sahabe geliyor, erkek geliyor. Fekale esselamu aleyküm diye selam verdi. Selam verdi. Nasıl verdi? Esselamu aleyküm diye. Fe aleyhi sümme celese. Peygamber selamını aldı. O kimse oturdu. Feka nebiyyü. Aşırın. Bakın buradaki tertip. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin eshabını öyle eğitmesi var ki tam böyle yerleştiği kafalar, yerleştiği beyinlerine. Hemen patır kötü girmiyor araya. Biri geliyor, selam veriyor. Esselamu aleyküm diye. Peygamberimiz barikim selamını alıyor. Bekliyor, o kimse oturuyor yerine. Yani oturuyor. Oturduktan sonra peygamber şöyle buyurdu. Aşrın. Tek kelime, on yani. Aş, on buyurdu böyle. Niçin böyle dedi? O anda anlaşılmadı. Ve kimse soramadı devamlı. Biraz sonra başka biri yine geliyor. Tabii meşrit bu. Devam genel oluyor. O da şöyle selam verdi. Es-aleyküm'i ilave etti. Rahmetullahi. İlave etti böyle. Oturdu. Burada Aleyhisselam Hazretleri. İşrun 20. Sonra yine başka biri geldi. O da mebrekatı ilave etti. Peygamber ona da selam aldı. Buyurdu. Selas 30 buyurdu muhtemelen.
30 buyurdu. Sahabeden biri sordu o anda. Ya Resulallah, ilk gelen arkadaşımız selam verdi, ona 10 dedin, 10. İkinciye 20 dedin, 30 dedin. Hikmetin acaba? Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ilk gelen kısa selam verdi. Esselamu Aleyküm. O 10 sevap aldı, onu buyurdu. İkincisi rahmatı ilave etti, 20. Bir de verbe kağıdı ilave etti, 30 buyurdu. Demek ki yalnız Esselamu Aleyküm denilen zamanlar 10 sevap yazılıyor derler. Hem 10 sevap yazılıyor böyle. İlave etti ve rahmetullah 20 sevap. İlave etti ve berekatü ilave etti. 3'e katlıyor, 30 sevap oluyor. Bunlar Rabbimizin bize lütufları. Yani sevap kapıları çok böyle. Çok sevap kapıları böyle. Yani kul yeter ki bir şey yapmak istesin. Biz elhamdülillah çok sevap kapıları böyle. İnsan giderken Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Esselamu Aleyküm mesela tanıdığına, tanımadığına tabi gece bir konu gelişim böylece. Her selam verişinde ama niyeti Allah'ın selamını söyleme olacak ve din karıştığın dua edecek olacak böyle. Esselam derken Allah'ın selametini dileme. Dünya, ahirette, kabirde hepsini kapsıyor bunları. Olmuş oluyor böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Hacı Buhari Müslim Ebu Davud Nisai'de bu adı şerifte. Yine sahabeden biri Peygamberimiz sordu Aleyhisselam Hazretleri'ne. El İslami hayrun. İslam'da hangi amel daha hayırlı? Şimdi bizler ne araştırırız genelde muhteremler? Bu alacaksak nerede daha hesaplı? Bunu sorun şu böyle. Filan yerde bu kadar aldım böyle. Hele kadınlar bir şey aldım çarşıdan geldi mi başlar. Şuna buna sordum filan da bu kadar aldım böyle. Alırken en ucuzunu almaya. Tabi satarken daha karlı satmaya bakarız bizler. Bunu araştırırız böyle. Sahabelerin de tek amaçları ahiret kazancı. Bir peygamberle beraber namaz kılıyorlar mescitte. İmam peygamber mihrapta bir Resulullah. İşte Resulullah derler. Mihrapta böyle. Kim nasıl namaz oluyordu? Namaz böyle. Peygamberimiz kıraat ediyor, kıra okuyor böyle. Ses oku zamanlar mihrapta. Bir peygamber Allahu Ekber diyor. Peygamber arkasında namaz kılıyorlar sahabeler böyle. Öyle bir hal oluyor ki onlar sahabe arasında efendim işte sinek konmuş, yılan ısırmış. Onun farkına bile varamıyorlar. Öyle tatlı namaz böyle. Feyzi namaz bakıyor böyle. Namaz oluyor böylece. Cihatta beraberler, hicrette beraberler, muhacirinler, göçte hepsi beraberler böylece. Ama ona da sevap hırsı böyle. Yani yapamıyorum böyle. Yaptığını göremiyor, yaptığını göremiyor böyle. Neden göremiyor? Bir dünya dönüp bakıyorlar. Dünya denen şey çok basit bir şey, dünya denen bir şey be. Kısıtlı, sınırlı bir şey böyle. Başı doğum, sonu ölüm, kefen. Kundakta kefen arası böyle. Dünya denen bir şey böyle. Gidenlere bakıyor, o da doğmuş, çocukmuş, koşup oynamış, genç olmuş, evlenmiş, çoğu çocuğu olmuş, işini kurmuş, çevresi olmuş derken sonra gide bir kefeni mezar çekili gitti. Bu mu hayat böyle? Kısa fani bir hayat böylece. Bir de ahirete bakıyorlar, ebediyet bir alem, sonu olmayan bir alem böyle. Sırf mezar bile, mezar alemi, kabir alemi bile kim bilir kaç bin yılı kapsıyor bir mezar alemi bile, kaç bin yıl mezar mıdır böyle. Mahşer, 50 bin yıl mahşer
Sırat Köprüsü. Ondan sonra ebedi alemin cennet ve cehennem bu şekilde. O gözü ahirete bakınca ne yapıyor bunlar? Buna da ahiret hırsı böyle. Oraya çok ama çok götürmek lazım oraya. Yani rahat ölmek, imanlı ölmek, mahşerde fazla dikilmemek için kızın güneş altında hesap koymak için çok bol bol sevap olacak. Öyle bol sevap olmalı ki üzerine kul hakkı bile olsa onlar da verdikten sonra yine bol kalmalısın kendisi böyle şey. Bu işin sahabeler tevhine gelirlerdi ve sorarlardı. Ya Resulallah, hangi amel daha hayırlı, daha güzel onu yapayım? Yani farzın dışına atar bunlar be, nafile bunlar böyle şey. Buyurdu Aleyhisselam Peygamber Hazretleri. Kâne Mesûl Sellem. Tut imut ta'am. Yemek yedirmen buyurdu. Bak yemek yedirmen. Günümüzde bu biraz basit kalır bizim için günümüzde. Açıyor günümüzde muhtemelen elhamdülillah. Ama Peygamberimizin bunu söylediği anda bu İslam ilk döneminde Medine'de böyle. Medine'de çok muhacir var. Muhacirin evini bırakmış, eşyasını bırakmış, her şeyini bırakmış. Sırf Allah için, Resulullah için, din için hicret etmiş böyle. Medine'ye gelmiş ama hiçbir şey yolda kalmış böyle. Aç insanlar böyle. Aç insanlar. Demek o anda bu lazım. Peygamber tut emi tam yemek yedirmen, yoksula yemek yedirmen buyurdu böylece. Yemek yedirmen. Bir gün Hazreti Fatıma Validemiz, Allah'ın razı olsun muhteremler, Fatıma-tı Zehra Hazretleri, peygamber kızı. Peygamberimizin en sevdiği kızı, en küçük kızı bile. Bir gün hastalandı Medine'lerde. Humma deniyor, ateşli bir hastalık. Artık başına vurulmuş, çatlıyor başı, içi bütün bedeni yanıyor hararetten böyle. İştahı da kaçmış tabii. Hasta eve geldi. Ya Fatıma canım istediğin bir şey var mı? Ali eğer param varsa biliyor olmadığını. Hep cihatta koşuyor. Çalışmıyor ki. Allah yolunda koşuyor. Ali eğer param varsa 3 günde beri canım nar istiyordu. Ekşi nar ama. Ekşi nar canım istiyordu. Böyle. Harareti böyle çok böyle. İç yanıyor. Ekşi nar. Hem daha şık o. Şöyle bakıyor, cebinde bir dinar, direm varmış, ancak birden alacak, bir tek nar, kilo değil, alacak böyle. Bütün serveti alsın böyle, bakıyor, oh, seviniyor. Gidiyor çarşıya, alıyor narı böyle, ekşiler alıyor böyle, parayı veriyor. Şimdi sevinir eve geliyor, eşine, Fatıma'da Zehra'ya, peygamber kızına böyle. Ona bir hastaya, her açıdan böyle niyeti çok. Niyete göre sevap değişiyor ama farklı oluyor tabii böyle. Nar getirirken, bak yolda yatan bir hasta. İnliyor böyle, gözünü açamıyor böyle. Yolda yatıyor bir hasta. Ah oh, filan inliyor, duramıyor böylece. Yanına gitti. Selam verdi ve aleyküm selam. Dedi, rahatsız mısın? Rahatsızım ya Ali. Canım şey istiyor mu? Ekşi nar, canım istedi böyle. Ekşi bir nar istiyor. Allah Allah. O zaman ne yapsın şimdi? Evde peygamber kızı eşi ondan nar bekliyor şimdi. Nar almaya gitti ya, bekliyor, haberi var bence. Bu ekşi nar ise şimdiden kendisinden bundan da. Bu da bunun canı bunu istedi. Ne yapsın şimdi? İki arada kalıyor, bir oraya bir buraya gidiyor derken bırakamadı. Yolda yatan bir hasta, kimsesiz, garip. Kimlerine gelmiş Medine'ye? İslam'a gelmiş böyle. Tuttu ona, verdi bunları. Verdi bunları. Hem sevinçli, hastanın bir gönlünü yaptı, hem hüzünlü. Evde Hazreti Fatıma nar bekliyor şimdi. Eve geldi. Hazreti Fatıma da hemen baktı, ellerine baktı.
boş yerlere. Aileler bulamadın mı? Ya Fatıma, buldum ama durum böyle böyle. Böyle oldu, ona verdim. Olsun, iyi yapmışsın, çok iyi yapmışsın. Olsun, ver. Hasta oturdu ama abi hüzünlü ama. Yapamadı görevini. Kapı taktı, kapı vuruldu. Çıktı kim o? Ya Ali benim, Selman'ın Farisi geldi. Bir tabak, güzel bir bez. Resulullah şu anda birine nar getirdi, ekşi nar getirdi bir tabak. Ondan sana gönderdi. 10 tane nar muhtemelen. 10 tane nar böyle. En az da biri 10 böyle. Dünyada bu şekilde böylece. Yani sahabelerin her hayatı, her anları çok ibretti. Ondan farklı insanlar bunlar böyle. Şimdi sahabeden biri sordu. Ya Resulallah, hangi amel İslam'ı daha hayırlı yapayım, onu yapayım dedi şu anda. Ona bir peygamber buyurdu, tutumu taam, yemek yedirmen, yani su içirmen, aşı doyurman. Demek ki bunun biraz durumu iyi, biraz demek ki durumu iyi. Sonra mütekruhu selam, sonra selam ver. Arap'ta ve men lem ta'rif, tanıdığına, tanımadığına selam ver. Bakın değil mi? Tanıdığına, tanımadığına. Şimdi o anda Medine'de yabancı çok. Mekke'den gelen var, başka kabine girenler de var böyle. O anda var. Bunlar birbirine karışması için, İslam birliği için, böyle. Tanıdığına, tanımadığına selam ver bakın. İki özelliğini say peygamber. Biri açları doyur, eline geldiği kadar su ver, bir şey ver, bir nar ver. Onda Allah katında büyüyor ama. Büyüyor mu? Candan, gönülden, yoktan verdiği için böyle. İkinizi selam ver, selam de böyle. Tanıdığına, tanımadığına. Selam, Müslümanları birbirine bağlayan, kenetleyen bir harç, beton. İslam'ın özelliği budur böyle. İslam kardeşini yaşatmak, İslam din kardeşini yaşatmak, din kardeşini böyle pekiştirmek böyle. Kalp kırmamak, gönül yıkmamak, icabında sineye çekmek, karşı konuda kılmış, öfkelidir, boş bulmuştur, belki kırıp şey yapmıştır ama mümkünse kırılmamak, affedici olmak. Mevlam öyle buyurdu peygamberimize, huzil affe buyurdu. Huzil affe. Huzil affe. Habibi Muhammed'im, sana af yolunu tut, af. Yani bana böyle dedi, intikam besleme, kim besleme, kırılma, incinme. Boş ver. Hoşgörü ol. Neden? Karşıkinin onu bir zaafına ver, ona ver bence. Yine adışı okuyorum inşallah. Müslüm'de, Tirmizi'de, Ebu Dar, İbn-i Bacı'da bu adı şerifte. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La tedhul cennete hatta tü'minû. Hatta tü'minû. Sizler cennete giremezsiniz diye Peygamberimiz. La tedhul cennete sizler cennete giremezsiniz. Hatta tü'minû. Ta iman etmedikçe, yani cennete imansız girilemiyor derler. Bazı halk arasında böyle konuşuyorum, duyuyorum, bu kulağıma geliyor bazen böyle de, işte filanın insan hizmeti var, Edison'lar, şunlar, bunlar böylece, ne olacak onlar? Zavallı kendini kurtarır mı? Bunu düşünüyorum tabii. İman şart mı? Şart muhtemelen böyle. İmanı olmayan bir kimse, iyi ahlaklı olsa, merhametli olsa, eli açıkta olsa, etrafına, çevresine, hatta insanlığa faydası da olsa, yani de giremez. İman olmayacak, imansız olacak böyle. Yaptığı boşa gider mi?
Gitmez ama Allah az değil Allah'ım böyle. Gitme başa. Ne olur? Azabı hafifler kabirde ve cehennemde hakkında. O var böyle. Mesela ahlakı kötü, zalim, zulümkârdır, böyle kötü bir kafirdir, inkârcıdır, İslam düşmanıdır. Onun azabı da daha fazla böyle. Belki imanı yoktur ama iyiliği çoktur, güzellikleri vardır. Onun karşılığı ona cehennemde verilir, kabirde verilir. Azab hafifler bu şekilde böyle şey. Buyur Aleyhisselam'ın Bahad-ı Şerif'te, siz de cennete giremezsiniz, ta ki iman etmedikçe, iman şart. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا Birbirinizi sevmedikçe de gerçek mümin olamazsınız. Gerçek imana erişemezsiniz, birbirinizi sevmedikçe. Bakın buna duralım muhtemelen ben, duralım ben. Hatta tehabu. Tehabu müfale babı karşılıklı oluyor bu böyle. Tek taraflı olmuyor böyle. Biri seviyor, o kazanıyor. Öbürü sevmiyorsa o buna girmiyor muhtemelen. Hatta tehabu. Müfale babının karşılık babından geliyor. Demek ki Peygamberimiz böyle bir Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif kaç kütüphesinin kaçında var? Sizler birbirini sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Niye kızıyor mümine? Ne, müminin ne özelliği vardır? Kıbleye yöneliyor. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Bir şey yapıyor mümin tam bir şey böyle. Ama belki de onun kadar yapamıyor. Yapıyor yani o yolda gelin Şam'a sabahı. Aynı yolda Şam'a sabahı. Peygamber sana buyurdu, size bir şey bildireyim mi? اِذَا فِعَاتِ مُّهُ تَعَبَبْتُمْ Size bir şey bildireyim mi? Bunu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Tabi bunu sevince de imanınız gerçek olur ve sonuç cennete gireceksiniz böyle. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Aleyhisselam'ı yaygınlaştırın Aleyhisselam. Aleyhisselam'ı yaygınlaştırın. Yani bol bol selam veren böyle. Çok çok selam veren böyle. Tanıdığına tanımadığına çok çok selam vereyim. Bütün müminleri kardeş kabul etmek şart muhtemelen böyle. Hiçbir grup, hiçbir cemaat dinine geçemez. Din başka böyle. Ki 1400 küsur seneden beri gelen din o bütündür böyle. Birleşiyle dindir böyle. Cemaatler gelir gider böyle. Şeyhler gelir, müritler gelir, hoca efendiler gelir, cemaatler gelir, gruplar gelir. Yani dini bakımdan da olsa bunda olsa bunlar da ama bunda hiçbirisi din yerine geçmez bunlar. Sonra genelde günümüzde ifrat tefrit var muhtemelen günümüzde mesela. Şöyle örnek verelim mezhepleri. Dört mezhep var günümüze gelen. Bunun aslında daha çoktu bunlar böyle. Yalnız müşriklerin bazıları mezhebi zamanla kayboldu. Yazıya geçmediği için, kayıt altına alınmadığı için onun tabi onların ölümüyle onların mezhebi kayboldu. Bu dört mezhep bu kayda geçti. Defter haline yazıldı, kitap haline dönüştürüldü. Yaşatıldı bu şekilde. Şimdi dört mezhebin ehli. Bakın bir küsur yıldan beri aralarında var mı bir düşmanlık? Yok mu sen böyle? Yok mu sen böyle? Evet ben Şafii mezhebindenim. Çok güzel. Onu devam et bu şekilde. Böyle. Bir gün benim yerde muhteremler rahmetli hocama Yemenli bir Ahmet vardı. Genç. Çok hocamı severdi böyle. Çok tekvaydı böyle. Ölmüşse Allah'a rahmet eylesin. Amin. Yemenli Ahmet. Çok onunla beraber gezerdik. Hocamı çok sevdiği için, hocam da Hanefi'ydi. Yani mezhep değişik. Kendi Maliki'dir Yemenliler. Maliki mezhebinden. Sordu hocama dedi, hangi mezhep daha dedi üstün, daha şey?
şey buyurdu, mezhebüke buyurdu, mezhebüke. Senin mezhebin dedi, o en iyisi o böyle. Mezhebüke buyurdu. Neyse mezhebin, en iyisi o buyurdu. Bakın dört mezhep ki dünyaya bütün yayılmış, yan yana yaşıyorlar böyle. Yan yana yaşıyorlar. Bugün de mesela her camide, her camide, işte ülkemizde her camide en aşağı iki mezhep Şafii Hanefi namaz beraber kılıyor. Bunun için ki aslında müşrik uyumak da vaciptir. Yani bir gruba girmek vacip sünnet değil muhtemelen böyle. Değil bu şekilde böylece. Ama ne oluyor? Her grup kendi liderini, kendi hoca efendisini, kendi mürşidini artık böyle abartıyor, abartıyor, abartıyor böyle. Bir rüyada böyle görmüş diyor, keramete gördüm diye kendi kendine böyle o grup içerisinde havanda bir su döver gibi hep o konuşuluyor böyle. Hep o konuşuluyor böyle. Allah peygamber pek aklı gelmez böyle. Abartılır. Zavallı zannederek ki diğer halkta, o yeni gelenlerde, yani bu artık kür arzı bir tane bu derler böyle. Halbuki nice mürşitler vardır ki, dünyada muhteremler, nice hocalar vardır ki, mahşerde kop çıkacağız. Kop çıkacağız muhteremlerle. Yani insan ölçü olmuyor insanlar, insanlar bu şekilde böyle. Bunun için Peygamber Aleyhisselam buyuruyor, sizler birbirinizi sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. İster kendi grubu olsun, kendi cemaati olsun, ister baş cemaati olsun, hepsine aynı mesafe olmak gerekiyor. Aynı mesafe olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Bu için ne gerekiyor? Selamlaşma, yakınlaşma bir şey böyle. Selam vermek gerekiyor. Birleşmek şart İslam'da. Hatta selam vermede bazı kurallar da vardır. Binekli olan yayaya vermesi. Binek, eslem tabi, at, deve, merkep, katır, onlar böyle. Neden? O binekli yukarıda ya böyle, gururlanmaması için bineklinin yayaya vermesi gerekiyor. Fazla bu böyle. Bineklinin böyle. İşte arabadan mesela, araba üzerinden mesela yan yavaş geçiyor, yan yan böyle, selam açar mesela yandan camı, selam verir bu şekilde böyle. Yürüyenin oturana vermesi, oturuyor, biri yürüyor böyle. Yürüyen böyle. Azında çoğunluğa, çoğa. İki grup karşılaştılar. Üç kişi, öbürü on kişi, beş altı kişi. Demek ki azın çoğa vermesi eftaldir. Selam almada selam almak farzdır ama farz-ı kifaye. Nedir farz-ı kifaye? Cenaze namazı gibi. Yani namazı farzdır ama bir yörede bir grup Müslüman bu işi yaptı mı diğerinden düşüyor, sakit alıyor. Ama sevabı yapan oluyor. O da var muhtemelen böyle. Şimdi mesela üç kişi bir oturuyorlar. Biri geldi selam verdi. Eğer oradaki toplumdan bir selam aldı mı, selam almış oluyor öyle. Diğerleri boştan kurtuluyorlar böylece. Hepsi alsa tabii daha eftal böyle. Almaz olabilir böyle. Ama kimse almazsa selamı, hepsi günahkar oluyor muhtemelen. Almak farz çünkü bu şey böyle. Peki selam boşa mı kalıyor? Melek alıyor selam muhtemelen. Melek o selam alıyor. Selam kalmıyor. Allah'ın selamı Celle Celaluhu. Selam vermek de selam vermek de sünnettir. Bu da sünnet-i kifaye. Mesela bir grup kalabalıkız, geri yolda gidiyoruz, karşılaştık birisinde. Hepimiz tekti selam 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 demeye biraz zor olabilir. Zaman da müsait olmayabilir. İşimizden biri selam verdi mi yine sünnet yerine gelmiş olur muhtemelen böyle. Mesela eve girerken böyle kalabalıksa bir kişi verirse olabiliyor. Ama herkes verirse tabii sevabı daha fazla. Erkek kadına, kadın erkeğe selam verebilir mi? Tabii yolda
yabancı kadına selam verilmez muhteremler. Bir erkek yolda yabancı bir kadına selam verse bile o kadına selam almaması gerekiyor. Bak, alması farz olduğu halde almaması gerekiyor selamı. Ancak bir fitne korkusu yoksa, mesela evine bir şey soracak, öyle bir konuşması gerekiyor, öyle bir durum var. Bir fitne korkusu yoksa nasıl konuşacak? O zaman selam verebilir, erkeğe de kadına, kadın erkeğe verebilir. Bunda bir cevaz vardır bunda böyle. Yani fitne korkusu yoksa böyle. Ama yolda yabancı olmak selam verilmez tabii. Büyülü Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Davud Tirmizi Adı Şerif'te اِنَ اَلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَهُمْ بِسْسَلَامِ Allah en yakın kul kimdir? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kim önce selam verirse o Allah'a daha yakın. İki Müslüman karşılaştılar böylece. Bir daha mütevazı davrandı. Esselamu aleyküm o önce selam verdi. O Allah'a daha yakın mutlaka. Demek ki selam vermede de acele yapmak gerekiyor. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyebilir bunları. Eve girerken selam verme. İnsan eşine, annesine, babasına, oğluna, kızına, aklı eren çocuğa. Yani çocuk da olsa, eğer çocuğun aklı eriyorsa selam almaya, ona selam verilir. Bu ayet-i kerime, Nur 61'de, buyurun Mevlamız. Dehaltüm büyüten hüsnüm ala enfüsüküm. Fizel dehaltüm büyüten eve girdiğiniz zaman fesirim ala enfüsüküm kendinize selam veriniz. Evde kim varsa eve girerken önce selam verilir böyle. Annesi, babası, oğlu, kızı, eşi. Kim varsa eve mutlaka selamla girmek gerekiyor. Kendi evine, başka evi değişiyor sonuçta. Annesinin kâli. Hazreti Enes buyuruyor ki, Hazreti Enes muhteremler sahabe içerisinde farklı bir konumda. Hazreti Enes böyle. Şunun farkı var. Annesi Ümmü Süleym Hazreti, Ümmü Süleym annesi. Çok farklı bir kadın. Farklı bir kadın böyle. Yani hayatı çok kapsamlı. Farklı bir kadın. Şöyle kısa bir onu kısa anlatayım. Çok kısa bir onu kısa anlatayım. Çok kısa böyle. İlk kocası ölüyor bunun. İslam'dan önce öldü. Hazreti Enes'in babası öldü. Hazreti Enes yetim kaldı. Böyle. Babası ama İslam'dan önce öldü yani böyle. Hazreti Ümmü Süleym dul kaldı böyle. Derken elhamdülillah İslam Medine'ye sıçradı. Hazreti Musa bin Ümeyr Hazretleri Medine'ye gönderildi. Canla başla İslam'a çalışıyorlar. İslam Medine'de çabuk benimsendi, yayıldı. Hazreti Ümmü Süleym o da ilk Müslümanlardan Medine'ye böyle. Ama öyle cesur muhtemelen böyle. Savaşa giren kadın icabında böyle. Peygamber aşıkı bir kadın. Sonra buna bir talip çıktı Medine'den. Adı Ebu Talha. Medine'nin zenginlerinden. Çok hurma olan bir kimse. Yani kimse alabilir. Ümmü Süleym'e kadına bu talip oldu. Edilmesi için. Haber gönderdi. Henüz ay Müslüman değil ama Ebu Talha da Müslüman değil. Dedi ki haber gönderdi, tamam erinirim onunla, tabi tanıyor. Bir şartım var, eğer Müslüman olursa erinirim böyle. Ebu Talha da Müslüman oldu, elindiler. Mevlamına bir çocuk verdi bakın muhteremler. Mevlamına bir çocuk verdi. Çocuk 2 yaşına kadar normaldi, sağlığı, sıhhati yerindeydi.
Çünkü birden böyle hastalandı böyle. Bir iki gün çocuk artık ateşleri gibi yanıyor, can çekişiyor. Ve o zaman hemen acile koştu böyle gece yarısında. Evde baştan su koyuyorlar, sirke ayağına koyuyorlar, şu dakika yapılıyor bu şekilde. Tam akşam ezanından sonra çocuk biraz ağırlaştı. Artık bir can çekişti, artık belli çocuğum böyle. O duruma geldi, 2 yaşında çocuk böylece. Ebu Talha da çok düşkün çocuğun ama böyle. Gözden yaş geliyor, isyan ediyor böyle. Yastığına yaklaştı. Dedi ki eşine, ben dedi gitmeyeyim yatsı namazına. Çocuğa belki bir şey olabilir. Ben gitmeyeyim. Sen de ya yatsı namazına kaçırma be dedi ben. Cemaat sahibi var. Her adamına sevap var. Peygamber arkasında namaz kılman var dedi ya. Bu sevap kaçırılır mı bir çocuk kişi be dedi. Ben ona bakarım. Sen git dedi böyle. O kapıdan çıktı da çocuk rahmetli oldu muhtemelen böyle, hemen böyle. Şimdi günümüzde gibi kadın olsa ne yapar değil mi? Poşet arkasından feryat eder, koş, öldü çocuk, şu bağır çağırı böyle. Panik yapar böyle. Kadın hiç seçmez, hiç böyle. Aldı çocuğu, başka odaya götürdü. Çenesini bağladı. Üzerine bir şey örttü. Yaslamaza kendisi kıldı. Güzelce giyindi. Koku da sürünüyor böyle bak. Güzelce giyindi. Yani eşine karşı nasıl en güzel giydi. Ebu Talha namazdan geldi, hızlıca geldi. Gümüşten çocuk ne oldu? Gittiğin gibi şimdi böyle de can çekişmiyordu. Şimdi çok rahat dedi böyle. Öyle demiyor. İyi ol demiyor. Şu anda çok rahat dedi böyle. Hiç kımıldamıyor, çok rahat şu anda böyle. Sakin şu anda böyle. Bir göreyim. Bak şimdi, hiç gerek yok şükür merkezi böyle. Ve kolesi o gece üzülmesin diye sırf o yönden, o niyetle kolesini meşgul etti böyle. Yani kadınını kullandığı tatlı sözleriyle, şunlarla, bunlarla kolesinden yattılar. Yattılar kolesinden. Kolesine sabaha kadar eledi bu şekilde. Bir sabah namazı vakti yaklaşınca kalktılar. Hemen şimdi kolesi yine, ay bu ne oldu çocuk? Dedi ki, çocuk sana ben sana göstereceğim ama dedi, önce sana bir şey soracağım, aklımda bir soru var, takıldı, onu soracağım. Bir cevabını ben sana göstereyim, sor bakalım. Çok sevdiğin bir dostun sana emanet verse, 2 sene sonra emaneti geri istedi, verir misin emaneti geri geriye? Veririm tabii. İşte Allah sana 2 yıl önce emanet vermişti. Allah emaneti gece aldı bu şekilde böyle. Ahama derken yüzüme bu şekilde böyle. Göster çocuğunu, git sen sabah namazı kıl gel bakalım. Gitti sabah namazı kılmaya gitti. Tabii ama gözleri yaşlı gene, elinde olmadan çok sevmiş çocuğunda. İçi hüzünlü, kalbi yanıyor. Namazdan sonra Peygamberimizin bir usulü kuralı vardı Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Peygamber döndü eshabına. Eshabına her birine bir bakardı böyle, tek tek böyle. Her birine bakardı durumlara böylece. Hepsini böyle gözden bir geçirirdi. Peygamberimizin bakarken Ebu Talha'ya Peygamberimiz takıldı şimdi. Ebu Talha yaklaş bana. Buyur ya Resulallah yaklaştı. Allah bu akşam eşinden çok razı oldu. Mevlam size bu akşam bir çocuk verdi. O hoca, tabii görüşmüşler. Mevlam size bir çocuk verdi. Onun neslinden 70 kura gelecek günde. 70 kura havuz gelecek günde. Böyle bir kadın muhteremler, Peygamber Aleyhisselam'a gelince Medine-i Münevvere'ye henüz 50 değil daha. Bahtaki herkes peygamberimize gidiyorlar, hoş geldine gidiyorlar. Tabi giden bir hediye götürüyor oraya. Bu bahtaki o anda evinde bir şey yok. Yani bir avuç evinde hurması bile yok böyle.
Ev takır tukur, hiçbir şey evinde yok. Ya Rabbi, senin Resul-i Ekrem'in o Medine'ye geldi. Onun için gideceğim. Ne götüreyim, ne götürürken? Enes, 10 yaşında o zaman. Tuttu elinden, onu götürdü. Ya Resulallah, bunu sana hediye ediyorum bu şekilde verdi. Senin yanında dursun, senin hizmetini görsün burada muhtemelen böyle böyle. Hazreti Enes, Peygamber yanında yetişti, büyüdü, terbiyesi yetişti muhtemelenler. Hazreti Enes buyuruyor, şöyle diyor, Peygamber bana buyuruyor ki diyor, ya Büneyye. Bak Peygamber'e hitap edebilir. Ya Büneyye. Ya beni oğlum anlamına geliyor böyle. Büneyye ismi tezgir. Küçüğü, küçültülmüşü böyle. Yavrucuğum. Bir de ya var. Ey benim yavrucuğum. Peygamber çok severdi onu tabii. Peygamber onu çok severdi. Böyle buyurdu bir gün. Ya yavrucuğum. İza dehalete ala ehlike. Evine gidip de ehline gittiğin zaman fesellim selamla öyle eve gir böyle peygamber böyle. Eve gittiğin zaman kapına selam öyle gir. Yekûn bereketen aleyke ve ala ehli beytike. Bak. Yavrucuğum eve gittiğin zaman selam ver. Bu selam ile Allah hem sana bereket verir hem ev halkına bereket verir. Bak. Demek ki selamla girmede evin bereketi, huzuru da buradan başı muhtemelen. Bu silahla girmek. Nerede kaldın, ne oldu, şu yok. Böyle kızmak, bağırmak, şu yok benim önce. Gerek evvela, evvela selam. Esselam, aleyküm, selam vermek gerekiyor. Bu ne oluyor? Hem verene, hem ev halkına, eve bereket oluyor. Huzur oluyor, mutluluk oluyor bunun. Peki, evde kimse yok. Eve giriyoruz. Hanım evde yok. Ya da kocası evde yok. Kadın mesela çarşıdan işinden geldi. Eve girecek. Evde kimse yok. Oğlum ne olacak? O zaman Etihad'daki olan aklına kalmadığını söylüyorum. Es aleyna ribal salihin. Esselamu aleyna ve ala ibadil sahneme gerekir muhtemelen. Tekrarlayayım. Esselamu aleyna ve ala ibadet salih diye selamına gerekiyor böyle bak. Yani Allah'ın selamı hem bize, kendisine bütün salih olsun diye vermek gerekiyor. Yedik kimse yoksa. İstizan diye bir şey var. İstizan, izin isteme. Başka eve girerken. Başka bir eve girerken hemen içine girilmez. Gelebiliyorsunuz köylerde, böyle şehir kenarlarında evler, müstakil bahçeli evler. Hemen içeriye girilmez, kapı açık olsa bile. İstizan diyor, izin isteme şarttır böyle. Mevlam buyuruyor, Nur 27'de. Yahil amelü, ey müminler, evinden başka eve girmeyiniz hemen. Hatta testin üstü silmalı ehliya. Hatta testin üstü silmalı ehliya böyle. Önce izin isteyiniz, ondan sonra selam verin, öyle girin. Önce izin istemek, ondan sonra selam verip içeri girmek böyle şey. El istizanü selasun. Nasıl izin istenecek? İstizan üçtür. Fil üzerindeki ve illa ferci'a. Bu konu şu öyle muhtemelen böyle. Bir eve gittik. İstizan. Tabii eskiden mesela zil yok, şuna bunlar yok. Dıştan bağırılırdı böyle. Ev sahibinden bağırılırdı böyle. Ya da dış kapı vurulurdu. Günümüzde zil de tabii zile basılıyor. Ne gerekiyor? Üç sefer zile basma hakkımız var. Ya da ki telefon diyor aşağıdan mesela. Telefon diyor. Üç sefer kapıya gidildi. Bir zile basılır.
Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabından biri evine gittiği zamanlar Peygamber evine bir kapıyı vururdu, bir ses verirdi. Bazen sağını, bazen son dönerdi kapı peygamberle. Kapıya bakmaz peygamber. Peygamber, Resul-i Ekrem Aleyhisselam Allah'ın Resulü. Bakmaz kapıya böyle. Bazen böyle sağına dönerdi böyle, yan dönerdi yani kapıya, son dönerdi böyle, yan dönerdi böyle şey. Neden? Ev sahibi hanım birdenbire boş bulunabilir, kapı açabilir. Onu böyle göz görmesin diye uygulama gerekiyor böyle. Yani kapı değil, duramaz böyle şey. Günümüzde dairelerde tabii kapılarında bir delik var. Oradan görünüyor böylece. Mümkünse bir de o deliğe yakın durmak gerekiyor böyle. Yan durmak gerekiyor. Çünkü tabii ev sahibi bakar mesela. Mesela hanım bakar ki erkek. Onu açmaz kapıyı mesela, kimseye sorar ya da korusuna haber verir böyle şey. Bazısı tam kapının karşısında durmuyor ama kim olduğu belirsiz böyle. Bu işin görülmesi gerekiyor bunu. Peygamber tam kapının karşısında durur peygamber karşısında, yan döner peygamberle. Yan dönmeye gerekiyor ve kapıya zile basılır, bir. Bu nedir? Uyarı haber verme, evde misin? Hemen çıkmaz ev sahibi ev tabi. Tuvalette olabilir, abdest almaktadır, namaz kılıyordur, üstü başı müsait değildir, pijamasının şunu bir girmesi gerekir, bir şey girmesi gerekir bilir. Her tarz vardır böylece. Bir daha zile basılır, beklenir. Ne kadar abdest alabileceği kadar, iki kat namaz kılabileceği kadar ya da bir iş olmuşsa pantolonu, şalvarını, eteğini giyecek kadar, başı bağlayacak kadar kadınsa beklenir böyle. Tekrar zile basılır. Yine bu kadar beklenir böyle şey. Yine bir cevap gelmedi. Üçüncüye tekrar basılır zile. Yine bu kadar beklenir. Olmazsa dönülür muhtemelen böyle. Dönülür böyle. Şimdi Peygamber Ebu Aleyhisselam buyursun bu stateri. Feni üzüleke ve illa ferciye. Üç defadır izin isteme. Bekleyerekken de boynu zile basmıyor, kapım yok, damlandanlı yok böyle. Zile boynu basmak yok bir şekilde böyle böyle. Nedir bu? Telaş yapar ev sahibine, panik yapar böylece, şaşırır böylece. Peki toplaması gerekiyor. Her türlü halde insanı bağlayan böylece. Bunun için beklemek gerekiyor. Demek ki üç sefer hakkı vardı insan böyle. Evde olduğunu bilse bile, ışığı gece yansa bile, evde ses olsa bile, üç lira hakkını kullandı mı, ondan dönüp gitmesi gerekiyor. Peygamber ferciye, dön git. Bu kadar. Neden? Evet, evse evde olabilir ama belki anda başlı dertte, canı sıkılıyor, bir buramda sıkılmıştır, eşinle kavga etmiştir, bir şey olmuştur, bir derdi vardır. Şey bir sakin kalmak istiyor anda, belki dinlemek için kafasını, konuşmak için isteyen belki de o anda böyle. Efendim işte ili görmem lazım onu. Şart değil muhtemelen. Yani ev sahibi kabul etmeye mecbur değil. Her türlü şartlar var böyle. Kabul değildir. Eğer bir insan dördüncü sefer basarsa bu kerahate giriyor, kul hakkına giriyor muhtemelen. Çünkü karşıya bu sefer panik yapmış karşıya bu sefer böyle. Ama evde olduğu biliyor. Ya da bildiği halde mecbur değil kapıyı açmaya. Böyle. Bir de selamlaşma ayrılırken فِيَلَانَ اَنْ يَكُمَ فَالْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْعُولَى بِيَاكَ مِنَ الْآخِرَةِ Ebu Davud Tirmizi Hazretleri böylece. Yürü Aleyhisselam Hazretleri biriyle gittiğiniz zaman selam verin, girin. Ayrılırken yine selam ayrılır. Bu pek uygulanmıyor. Ayrılırken pek selam verilmiyor böylece. Bir Aleyhisselam Hazretleri, evvel ikisi ikilisinden daha üstün değil. Aynı makam, derecede sevaplarından böyle. Demek ki eve gittik, oturduk, konuştuk, dükkana girdik, ayrılıyoruz böyle, işin ayrılıyoruz. Ayrılırken de sonsuz selam olması gerekiyor. Öyle alma gerekiyor böylece, selam bile. Günümüzde genelde
iyi akşamlar, iyi günler, iyi işler, hayırlı işler, merhabalar, şunlar bunlar. Peki, hayırlı günler demek, iyi işler demek kötü mü? Bir söz ne kadar iyi kötü olması önemli değil. Ne de önemli olur burada? Eğer bir sünneti seniye kaldırıyorsa, o bidat-ı seyyiyedir. Nedir sünnet olan? Selamlaşmak. Bu da böyle şey. Selam yerine yola karşılaşıyor. O da hayırlı günler. O da iyi akşamlar. Merhabalar. Şunlar bunlar mı tabii böyle? Mübarek insan, İslam yurdu burası böyle. İslam yurdu burası. Müslüman böyle böyle. Allah'ın selamını vermiyor. İyi günler, iyi akşamlar, iyi şanslar, işte iyi müzikler, şunlar, iyi eğlenceler. Allah korusun. Bu sünneti seniyi kaldırdığı için bidat-ı seyyi olmuşsun böyle. Olmuşlar böyle. Demek ki karşılaştığı zamanlarda ayrılırken de yine selam verip ayrılma gerekiyor böyle şey. Selam verdiğim ne oluyor? Ona dua etmiş oluyor. Allah'ın selamı üzerine olsun diye ona selammış oluyor. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dışarı çıktı. Gece yarısından sonra Medine'de. Tabi o dönem Medine Emine'de gece hayatı yok. Yolda lamba falan yanmıyor. Ya diyor ki kandil yol yaksınlar böyle. Dışarısı bir karanlık dışarısı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dışarı çıktı. Meclisin karşısında bir oturdu bir yere. Az sonra yine biri göründü karşıdan, bir karartı, kim olduğu belli değil. Gele gele Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'miş ya muhtemelen böyle. Peygamber yaranları bunlar. Ya bunlar. Hep beraber bunlar, hayatı, mematı, ölümü. Karşıdan tanıdı, Peygamber Nur'un tanıdı böyle. Geldi, selam ve aleyküm selam ya Bekir. Otur Peygamber'in sağına. Suyla Ebu Bekir, gecenin bu saatinde evden ne çıktın? Ne işin çıktı? Ne işin var? Öne bak, utandı Selim'e. Ya Bekir söyle ne çıktın? Ya Resulallah, çok karnım aç. Bak bak. Ebu Sıddık Hazretleri. Karnım çok aç ya Resulallah. Evde hiçbir şey yiyecek. Yani bir hurma, bir şey yok. Aşağıya dayanamadım, uyku tutmadı. Dışarı çıktım, avunu emderdim. Peki ya sen ne işin ya Resulallah? Ben aynı peygamber. Ben aynı peygamber. Peygamber aşağı dayanamadı. Oturuyorlar. Biraz sonra yine bir karartı. O da Hazreti Ömer Faruk. Bir çıkaran bak hep beraberler. Mezarda beraber, bir yerde beraber. Kabile beraber böyle. O geldi. O aynı şeyi anlattı. Böyle, oturdular buraya. Buyurdu peygamberlere. Gelen Ensardan, benim yerisinden filana gidelim. O evde bir şey bulunur. Kalktılar, eve gitti baktılar ki ışık yanıyor. Elhamdülillah evdeler. Uyumamış yani şu anda, uyumuyorlar şu anda böyle. Peygamberimiz selam verdi. Ya Ehl-i Beyt, Es-Aleyküm ve Berekatü ve Peygamberimiz selam verdi böyle. Sesli Peygamber selam verdi böylece. Ve bekledi. Hiç cevap yok ama böyle şey. Peygamber tekrar, ey ehli bey, ey halkı, yine Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye yine selam verdi. Yine cevap yok. Yani beklediler. Üçünü de yine beklediler selam. İçeriden bir cevap vermeyince, buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, dönün gidelim. Dönün gidelim böyle. Tam döndüler, işte kadın kapıda işte bekliyormuş aşağıdan böyle. Ya Resulallah, Allah aşkına dönmeyin ya Resulallah, evdeyim ben. Dönmeyin Allah aşkına ya Resulallah. Peki evdesin, niye cevap vermedin? Bakın muhtemelen. Dedi ki kadın ağlıyor. İki gözden yaş akıyor. Ya Resulallah, Es-Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatü de dedim derken evimizde nur dolu, evimizde nur böyle. Evimizde nur kaplı böyle. Nur da ben kendim kaybettim böyle.
O aşk fez geliyor bana bu şekilde. Tekrar selam verilsin de, tekrar bunda evimin doğsun diye, onun için aşkımı bekledim ya Resulallah. Tekrar selam verince, evim daha nuru dolu böyle. Öyle tat geliyor ki bana, sanki cennetim anında, nurlar içine gark oldum, boğuldum nurlar içine böyle. Ona fiyatı aldım ya Resulallah. Tekrar verirsin de yine açmadım kapıyı. Sıra oyunu yetti açmadım böyle. Üçüncü aynı şeyi daha fazla yaşadım. Bakın dönüyorsunuz, çıktım oradan. Bakın selam böyle muhtemelen böyle, selam böyle böyle. Sonra korusu bir yere gitmiş. Ev tabi çocuklar var, işe girdiler. Biraz sonra hemen korusu geldi. Baktı ki Resulullah evine gelmiş. İki tane sahabesi, en değerli sahabeleri artık şaşırdı tabii. O kadar sevindi ki böyle. Ya Resulallah, oturmadan izin ver bana dedi. Oğlak onu keseyim. Peygamber izin verdi. Hemen gitti, pişti. Hemen kalk, ateşi yaktı. Piştirdiler böylece. Ortaya koydular yemekende. Demek ki muhteremler, Allah dostundan bir selam verirse, o selam daha farklı oluyor muhterem böyle. Daha farklı oluyor böyle böyle. Hatta kabristanda bile birinin yakını ölmüş, yakın bir kimse ölmüş birisinin. Bu da bu kimse ağlıyor, sızlıyor, işi çok yanmış. Bir gece rüyasında onu görüyor ama iyi görmüyor yakınını böyle. Böyle karanlık kabri, sıkıntılı kabri, dar bir kabri öyle oh puflu böyle, konuşmuyor da böyle, sıkıntılı bir hali var kabrinde böyle, sıkıntı içerisinde böyle. Tabii üzülüyor şu bu derken, okuyor, üfleyip şey yapıyor. Hücudusa yine görüyor, bakıyor Allah Allah, kabri genişlemiş, kabri geniş böyle, nurlanmış. Yeşillemiş böyle, bu da oh rahat gayet böyle gülümseyiyor bu şekilde. Diyor ki işte kimiyse de yakını, ben seni üç gün önce böyle görmüştüm. Ne oldu sana? Bakın cevap şu muhteremler. Bir Allah dostu Celle'ye bak, bir Allah dostu yani bir evlullah, bakan bir insan böyle diyor. Mezardan geçerken diyor, buraya geçerken diyor, döndü diyor, bize selam verdi diyor. Fatih okudu diyor. O diyor, bize selam verirken diyor, ehl-i kubur diye bize selam verirken diyor, Esselamu Aleyküm'le beraber diyor, Allah'ın diyor rahmet selameti bütün mezarı kapsadı benim arkadaşlar. Ne kadar diyor, ehli imanla azap gören varsa, azap onda ya kalktı, ya affedildi buyuruyor böyle. Demek ki böyle bir, bunda bunun için şu yapabiliriz muhteremler, mesela Allah için sevdiğim kişilere yolda selam verelim muhterem efendimize. Yolda böyle. Ne kadar kalabalık da olsa, insanlar bir karşılaşıyor. İnsan otogarda, orada, burada, yolda, caddede, insan pazarlaşıyor, karşılaşıyor. Şöyle bakmak gerekiyor, şöyle bakalım mesela, haline bakalım ki, bu insan bir Allah yolunda bir insan böyle, ehli tevekkül, Allah bağlana ehli tekva böyle gördük mü, ona selam verir. O selamla mecbur çünkü, onun ne oluyor? Aleyküm selamıyla beraber bir dua etmiş oluyor muhtemelen. Dua etmiş oluyor. Bir de son aşağı benim inşallah, gayrimüslimlere selam verilir mi? Gayrimüslim, hiç olmayanlar. Ateist olsun, İdeolojisi sapık olsun, Hristiyan Yahudi olsun. Hadis-i Şebir Aleyhisselam Hazretleri, onlara selam vermeyiniz. Aleyküm ehli kitabı, fekulü ve aleyküm. Eğer onlar size selam verirse peygamber buyuruyor. Yani Hristiyan Yahudi, bir gayrimüslim, Müslümanlara selam veremez. Peygamber yasaklıyor mu? O verirse ne olacak? Hürri Aleyhisselam Hazretleri, fekulü ve aleyküm. Yalnız ve aleyküm deyin o kadar. Ve aleyküm selam yok. Yalnız ve aleyküm. Neden? Medine'de Yahudiler vardı, Medine'nin emirlerinde muhtemelenler.
Peygamber ona selam verirlerdi böyle. Nasıl verirlerdi? Es-Sami aleyke ebre kasım derlerdi. Es-Sami. Bak. Es-Sam, Yahudi dilinde helak etme, beddua anlamı gelir böylece. Onlar yani akıllarınca bu haşa Muhammed saf diyorlar böyle. Bu fark etmez. Yani Es-Sami'ye es-selam anlar ama bize selam verir diyorlar böylece. Öyle yapıyorlarmış. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz henüz örtü daha gelmeden önce otu önünde Peygamber orada oturuyor böyle. Yine geçti birkaç Yahudi. Böyle Es-Selamu Aleyke ya Ebu Kasım. Es-Selamu Aleyke. Peygamberimiz ve Aleyküm dedi. Ya Aleyküm selam. Okuyalım ve Aleyküm selam. Ve Aleyküm selam. Şey, selam yok. Ve Aleyküm dedi. Hazreti Ayşe validemiz tabi anladı meseleyi. Başladı Yahudilere. Allah'ın size olsun şu başını saymaya, kızmaya. Peygamber dedi ki, ya Ayşe dur ne yapıyorsun? Ama bak nedir ya Resulallah? Ben biliyorum onları dedi. Biliyorum onları. Ve ona dedim ki, ve aleyküm dedim. Ne demişseniz, o sizin başına gelsin dedim. Lillahi Teala Fatiha.